Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun değerli YouTube ailem. Ayşe annenin mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle dillere destan Boşnak tarifiyle geldim arkadaşlar. Çıtır çıtır harika bir börek tarifiyle geldim. Umarım siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Buyurun tarife geçelim. Evet arkadaşlar, malzemeye geçelim. Yarım kilo kuzu kıymayı yapacağız arkadaşlar. Bir tavamızı ekleyelim. Yarım çay bardağı su ekleyelim. Hafif kavuralım arkadaşlar. Çünkü fırında da böreğimizle beraber pişecek. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. İki tane de orta boy soğan doğrayalım küçük küçük arkadaşlar, kavuralım güzelce. Evet değerli takipçilerim, şimdi baharatımızları ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı yaprak biber, bir çay kaşığı da karabiberimizi ilave edelim. Acısını isteğinize bağlı, fazla yapabilirsiniz, eksik yapabilirsiniz. Evet, hamurumuz için 6 su bardağı un kullandım. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay kaşığı yemek kaşığına da tuzumuzu ilave edelim arkadaşlar. 3 kaşık da sirke ilave edelim. Ben üzüm sirkesi kullanmadım. Elma sirkesi kullandım. Bir bardak da yoğurdumuzu ilave edelim. Bir bardak da suyumuzu ilave edelim. Güzelce hamurumuzu kıvama getirelim arkadaşlar. Hamurumuz çok sert olmayacak. Çok da böyle aşırı cıvık olmayacak arkadaşlar. Tam kıvamında güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu 3 eşit parçaya ayırdık. Güzelce bezemizi yapalım. Hamurumuzu güzelce elimizden güzelce açalım, yağ katalım birazcık, bir kaşık. Üçünü de aynı bu şekilde yapıp güzelce 10 dakika 20 dakika bekletelim arkadaşlar.
Evet, hamurumuzu beklettik. Güzelce masamızın üzerine katıp bezemizi elimizden şekilde gördüğümüz gibi yapalım. Biraz büyüttükten sonra elimizden güzelce kaldırıp böyle tutup tutup kenarından esnek bir şekilde çekelim arkadaşlar. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur böreğimiz. Çok güzel. Yırtılmasına takılmayalım arkadaşlar. Önemli olan lezzeti, inceliği hamurumuzun, bezemizin, açtığımız yufkamızın. Çok güzel, çıtır çıtır, harika bir lezzet oluyor. Hamurunun kenarındaki kalın parçalarımızı güzelce alalım arkadaşlar, kalınlıklarını. Hazırlamış olduğumuz etimizi, içimizi güzelce açmış olduğumuz yufkamızın güzelce içine yerleştirelim. Şekilde gördüğümüz gibi güzelce elimizden yite yite yuvarlayalım arkadaşlar. Güzelce gül böreği şeklinde getirelim, böyle yapalım şekildeki gibi. Tepsimizin içine de yağlı kağıdımızı katıp ortasına güzelce yerleştirelim. Bu şekilde bezemiz bitene kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi güzelce kıvıra kıvıra yufkamızı açtığımız yufkanın arkadaşlar, değerli takipçilerim, kenarının kalın olan kısımlarını elimizden tekrar alalım, kalın olmasın.
Evet arkadaşlar, yüzüne güzelce yağımızı tereyağından güzelce üzerine sürelim. Hem çıtır yapacak yağ hem de güzelce lezzet verecek. 200 derece ısıttığımız fırına gönderelim. 30 dakika pişme süresi arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Mis gibi çok güzel oldu. Çıtır çıtır harika. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, bildirim tuşunu açarsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz değerli YouTube ailem. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.